olsun. Korona uğraşıyoruz ya. Hiç sormayın. Maskeyle ne kadar oluyorsa. Bir de maskesini al istersen. Yok yok, çıkartmayayım maskemi, ne olur. Vallahi ben inanılmaz korkmaya başladım hakikaten. Rakamlar çok ürkütücü. Elimizden gelen tedbiri alalım. Gerçekten hani ürkütücü bir hal almaya başladı. Yani mecbur olmasam gerçekten sokağa böyle kafamı bile uzatmıyorum yani. Siz bu arabayla ilk defa görüyorum daha önce. Evet, minnoş bunun adı. Plaka da dikkatimizi çekti. Evet. Sef. Yani biz ona şef diyelim. Evet. Gürkan Bey'in hediyesi mi? Yok hayır canım, değil tabii ki. Plak öyle olunca. Biz öyle gidiyoruz artık yani. Kendimize bir plaka belirledik. Sef plaka. Öyle devam ediyoruz. Siz neler yapıyorsunuz? İyi, ne yapalım valla. Benim dizi yeni bitti biliyorsunuz zaten. 1,5 ay oldu. Dinleniyorum işte. Zaten korona var. Hani insan tedirgin de oluyor yani sokağa çıkarken. Şu ara böyle geçiyor. Biraz şu korona hafiflesin. Bir dünyamız bir rahatlasın, ondan sonra inşallah güzel şeyler yapacağız. Şu anda dinleneceksin. Evet, evet, evet. Bu son dönemde de kadın oyuncular bir güçlü kadın oyuncular bir iddia oldu. Revaçta siz var mı beğendiğiniz oyuncu, beğendiğiniz karakter, oynamak isterim dediğiniz? Ya çok fazla var tabii, olmaz olur mu? Ben bütün oyuncu arkadaşlarımı gerçekten tebrik ediyorum. Artık kadın hikayeleri anlatılıyor olması, kadına insanı anlatmak çok mühim bir mesele. Özellikle erkeklere, yanlış anlamayın tabii. Böyle karakterlerin olması, oynanması, ben gerçekten tebrik ediyorum. Daha da fazla olsun istiyorum hatta yani. Artık yeter, erkek hikayeleri çok anlatıldı. Biraz kadın hikayeleri anlatılsın, güçlü kadın hikayeleri anlatılsın. İhtiyacı var, toplumun da ihtiyacı bazı var. Bazı açıklamalar da var, erkek gücüne ihtiyaç duyuyorum diye. Duyuyor musunuz mesela? Ben duymadım, görmedim, bilmiyorum. O ne o, bilmiyorum. Demet Akalın'ın bir açıklaması vardı. Ay ben hiç bilmiyorum vallahi, ben hiç duymadım. Erkek gücüne ihtiyaç duyuyorum diye. Bilmem, bazen erkek gücüne ihtiyaç oluyor tabii ki. Niye olmasın canım, her şeyi de kadın yapacak diye bir şey yok. Erkeğin de görevi var, kadının da görevi var. Görev de değil aslında yani. Sizin yaratılış itibariyle var. Hani sizin yardım beklediğiniz oldu mu Gürkan Bey'den? Ya o canım benim ya. Sağ olsun, o var ya. Benim yardıma ihtiyacım olduğu her an yanımda bence. Güzel olan zaten bu değil mi yani, karşılıklı yardımlaşmak? İlle bunu sıfatlaştırmaya gerek yok, kadın ya da erkek. İnsan olan zaten birbirine yardım etmeli ya. Hani ben biraz hümanist bir kadınım. Hümanist bir insanım aslında. Çok da kimlik ayırmıyorum yani kadın ya da erkek. Alacağınızı aldınız herhalde. Teşekkür ederim. Ama abartmayın. Avuk avuk yazmayın böyle. Bazen öyle şeyler söylüyorum ki ben diyorum ki ben bunları söylemedim. Karıştırmadan yani lütfen. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.